Dünya Savaşı'nın yaşanmasında milliyetçilik düşüncesinin yayılması, ham madde pazarı ilişkisi silahlanma yarışı etkili olmuştur. Bu bilgiler Birinci Dünya Savaşı'nın kaynaklı nedenlerden hangileri etkisiyle ortaya çıktığının göstergesidir. Dinle alakalı bir durum söz konusudur. Ekonomiyle alakalı ham madde pazar arayışı ekonomiyle alakalı bir unsurdur. Ulusçuluk yine milliyetçilik düşüncesinin yayılması ekonomiyle alakalı bir unsuru içermektedir. Bu bağlamda doğru cevabımız D seçeneği. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin taarruz cepheleri, Kafkas ve Kanal, savunma cepheleri, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Çanakkale, Irak, aslında kendisiyle sınırları bulunmadığı halde müttefiklerine yardım gönderdiği yabancı cepheleri ise Romanya ve Galicia Makedonya'da. Buna göre Osmanlı Devleti hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Saldırı cepheleri açmıştır. Evet, taarruz cepheleri saldırı cephelerini ifade eder. Doğru. Savunma cepheleri genelde Asya'da toplanmıştır. Baktığımızda savunma cephelerinin Osmanlı Devleti'nin Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Çanakkale ve Irak olduğu düşünüldüğünde bunu da doğru olarak kabul edebiliriz. Asya'da görülüyoruz, Avrupa'da yok. Çok yönlü fetihlerini başarılı şekilde sürdürmüş. Yukarıda bir fetihleri yok. Sadece cephelerden bahsedilmiş. Bu söylenemez. Doğru cevabımız B seçeneği. Ali Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin, Çanakkale, Irak cephelerinde savunma savaşları yapmıştır. Devlet Çanakkale Savaşları ile Irak cephesinde Kutulu Mağara Savaşı'nı kazanmış olmakla birlikte diğer savunma cephelerinde aynı başarıyı sağlayamamış. Akif, demek ki nokta nokta bu konuşma aşağıdakiler hangisiyle tamamlanabilir? Osmanlı Devleti taarruz cepheleri açmıştır. Daha çok savunma cephelerinde ve savunma cephelerindeki başarılardan bahsedilmiş söylenemez. Osmanlı Devleti denge siyaseti izlemiştir. Yukarıda böyle bir şey yok. İtilaf Devleti savunmaya geçmiş söylenemez. Avrupa'da çok sayıda savaş yapılmıştır. Yukarıdaki cümle Osmanlıların çok yönden saldırıya uğramışlardır cümlesiyle tamamlanabilir. Doğru cevabımız A seçeneği. Bloklaşma 1. Dünya Savaşı öncesi son önemli evredir. Bu dönemde devletler üçlü ittifak, üçlü itilaf olarak iki gruba ayrılmışlardır. Bunun sonucun doğmasında ileride savaşın çıkmasında ise Fransız ihtilalinden yayılan milliyetçilik akımı sanayi devrimi güçlendirdiği sömürgecilik hareketlere etkili olmuştur. Stratejik bölgelere ve bol hammadde kaynaklara sahip olan imparatorluklar bu ortamda sömürgeci büyük devletler için çok cazip coğrafyalar haline gelmiştir. Avusturya Macaristan Prensi Ferdinand'ın bir Sırp tarafından öldürülmesi ise savaşın çıkmasının bahanesi olmuştur. Bu bilgilere 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ilgili olarak kaynaklı nedenlerden hangilerinden söz edilmiştir? Siyasi ittifaklardan bahsedilmiş. Evet, üçlü ittifak ve üçlü itilaf grupları bu bloklaşmanın getirdiği etkenlerdir. Ekonomik çıkarlar, devletler sömürgecilik yarışına giriyor. Sanayi devriminin ortaya çıkardığı ham madde pazar ihtiyacını karşılamak için bu da ekonomik çıkarlar savaşta etkilidir. Yine uluslararası rekabet yine etkili olmuştur. Devletlerin birbirleriyle ittifakı yine Avusturya Macaristan Prensi'nin Ferdinand tarafından bir Sırp tarafından öldürülmesi. Bu da yine uluslararası rekabete bir örnektir. Cevap E seçeneği. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin açılmasında amaçlardan hangileri etkili olmuştur? Süveyş kanalını korumak Çanakkale Cephesi'ni açmayla bir alakası yoktur. İstanbul Boğazı'nı korumak amaçla açmıştır. Rusya'ya yardım ulaştırmak amaçla evet İtilaf Devletleri bu cepheyi açtığı söylenebilir. Bunu doğru olarak kabul ederiz. Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak yine İtilaf Devletleri'ni Çanakkale Cephesi'ni açmanın amaçlarından bir tanesi İstanbul'u Çanakkale'den Boğazlar'dan geçip İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmaktır. Doğru cevap D seçeneği. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. 1915-1916 yıllarında gerçekleşen Çanakkale Savaşı hakkında bu şiire bakılarak savaş hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ileri sürülemez? Türk ülkesi saldırıya uğramış. Evet, bunu söyleyebiliriz. Çanakkale'de Türk ülkesinin saldırıya uğradığı yukarıda zaten belirtilmiş Boğaz Harbi'nden bahsediyor. Söylenebilir. Deniz savaşlarına sahne olmuştur. Donanmadan bahsetmiş. Dolayısıyla bu da söylenir. Eşine az rastlanır bir harp yaşanmıştır. Bu da söylenebilir. Çünkü yukarıda baktığımızda tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla saldırmış diyor. Avrupa'nın vahşetinden bahsedilmiş. Dolayısıyla eşine az rastlanır bir savaş. Var mı ki dünyada eşi diyor zaten yukarıda. Türkiye Cumhuriyeti zor bir mücadele vermiştir.
Yukarıdaki cümleye bakarak bunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Batıların hak ihlalleri yaptıkları görülmüştür. Evet, insanlıklara hayasızca saldırdığı taşyüt ufukları kapalı diyor. Yukarıda zaten bu belirtilmiş. O dönemde Osmanlı Devleti var, Türkiye Cumhuriyeti yok idi. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatını etkilemiş. İtilaf Devletleri Çanakkale'yi önden denizden geçmeyi denemiş fakat tüm çabalarına rağmen 18 Mart 1915'te itilaf donanması büyük bir yenilgi aldı. 18 Mart kahramanı olarak anılan Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı tüm General Cevat Çoban'ın bu zaferde büyük katkısı oldu. Bu defa karadan harekete geçen İtilaf Devletleri'ne karşı koyan 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve canla başla mücadele veren Türk ordusu ise Anapartal'a, Conkbayır'a, Arıburnu ve Kireçtepe'de düşmana geçit vermedi. Çanakkale Savaşı 1916'nın başlarında sona erdi. Bu bilgilere göre Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak çıkarabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Ordunun büyük gayretiyle karada başarı sağlanmıştır. Denizdeki başarılar da var. Genel bir yargı olarak söylenemez. Türk donanmasının gücüyle denizde başarı kazanılmıştır. Sadece denizdeki başarıdan yine bahsedilmiyor. Mustafa Kemal general rütbesindeyken önemli mevkilerde muharebelere katılmıştır. Yukarıda tam manasıyla yine bu genel yargı olarak söylenemez. Avrupa'daki devletlere yönelik olarak gerçekleşen Türk taarruzu başarıya ulaşmıştır. Bu da söylenemez çünkü Çanakkale cephesi bir savunma cephesi. Çok önemli bir savaş. Farklı komutanların katkılarıyla zafere sonuçlanmış. Evet. Hem Cevat Çoban'ın hem Mustafa Kemal ve onunla birlikte mücadele eden diğer Türk ordusunun bir başarısıdır Çanakkale Savaşı. En genel yargı olarak bu söylenir. Birinci Dünya Savaşı'nda Fahrettin Paşa az sayıdaki kuvvetiyle Medine'yi savunmayı sürdürdü. Fakat Hicaz Demiryolu'nun Medine'ye yakın olan Müdevvere istasyonu elden çıkınca Medine Kalesi isyancılarla kuşatıldı. Bu kuşatmadan önce kendisine kaleyi tahliye etmesi teklif eden İstanbul hükümetine Medine Kalesi'nden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem. Eğer mutlaka tahliye edeceksiniz burayı başka bir kumandan gönderiniz cevabını verdi. Fahrettin Paşa Allah'ın takdiri, peygamberin rızası ve padişahın iradesiyle gerçekleşinceye kadar Medine'nin mütabası devam edecektir diyordu. Şehirde çekilen tüm açlık ve hastalıklara rağmen direniş sürdürülse ve en sonunda Fahrettin Paşa ve kuvvetleri teslim olmak zorunda kaldı. Bu bilgiler Medine müdafaası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz? Arabistan'da siyasi sorun yaşadığının bir kanıtıdır Medine Arabistan'da. Medine'nin Osmanlı toprağı oldu. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Buranın daha sonra teslim edilmesinin falan istenmiş. Bunu söyleyebiliriz. Kutsal Bedir'in tehdit altında bulunduğu ve buna karşı Fahrettin Paşa'nın müthiş direnişi söz konusu. Fahrettin Paşa'nın dini temalara önem verdiği, evet Allah'ın rızası, peygamberin takdiri diyor. Bunlar dini temalardır. İstanbul hükümetinin Fahrettin Paşa'yı tehdit ettiğini bunu söyleyemeyiz. Yukarıda belirtildiği gibi açlık, hastalıklar ve en sonunda teslim olmak zorunda kaldığından bahsediyor. İstanbul hükümetinin bir tehdidi söz konusu değildir. General Perkleyok 26 Nisan 1916 kuşatma altındaki General Tonsuat'ın Türklere teslim müzakerelerinin başlatılmasını istedi. İngilizlerin tüm silah ve tezminat verme tekliflerine rağmen Türk tarafı İngilizlerin kayıtsız şartsız teslim olmalarına direndi. Sonunda 29 Nisan 1916'da protokol imzalandı. Halil Kutbaşı önderliğindeki Türk kuvvetleri bu savaşta 13.309 kişilik İngiliz ordusunu teslim aldı. Sonuçta Kut-ül-Umare Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda önemli bir yer tuttu ve Bağdat'ı ele geçirme planları yapan İngilizler o dönem büyük bir darbe vurdu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İngilizler silahsız kalmıştır. Yukarıdaki bilgilere bakarak bunu tam manasıyla söylememiz mümkün değildir. İngilizler silahsız kalmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nı İngiltere kaybetmiştir. Yukarıdaki bilgilere bakarak bunu da söylemiş. Sadece Irak'ta Osmanlı'yı yenildiğine söz konusu yukarıdaki bilgiler doğrultusunda. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödemiştir. Galip geldiği bir savaşta niye tazminat ödesin? Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda galip devletlere sahipmiş. Sadece Irak cephesinde İngilizlere karşı üstünlük sağlamıştır yukarıdaki bilgiler doğrultusunda. Osmanlılar önemli bir zafer kazanmıştır. Evet, yukarıdaki bilgilere göre bu söylenir İngilizlerin Bağdat'ı alma planları sekteye uğratılmıştır. 1878 Berlin Anlaşması ile Ermeni sorunu doğmuştur. Kışkırtılıp isyan çıkaran Ermeni çeteleri 1. Dünya Savaşı'nda Ruslarla birlikte hareket etmiş. Bu gibi olaylar üzerine Doğu Anadolu'da Ermenilerin güneye zorunlu göç ettikleri tehcir kanunu çıkarılmıştır. Ruslar savaştan çekildikten sonra Türklerle çatışmaya devam eden Ermenilere karşı Kazım Karabekir Anadolu'da mücadele etmeyi sürdürmüştür. 1918'de kurulan Rusya destekli Ermenistan Devleti, sınırları Anadolu'ya uzatmak amacıyla Kurtuluş Savaşı'nda da Türklerle savaşmış. Ayrıca Ermeni çetelerinin zulüm ve katliamlarına destek vermiş. Fakat en sonunda Kazım Karabekir'in kuvvetlerine yenilerek 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması'nı imzalamıştır.
Bu bilgilerle örneklenen yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Milli mücadele döneminde Ermenilerle savaşılmış. Evet, yukarıda zaten Kurtuluş Savaşı'ndaki Ermeni mücadelesinden bahsediliyor. Doğru. Osmanlı azınlıkları dış güçlerle birlikte hareket etmiş. Evet, dış güç olan bir Rusya ile hareket etmiş Ermeniler. Çatışmalar sırasında insan hakları ihlalleri yaşanmış. Evet, insanlar katledilmiş. Anadolu'da sivil insanlar. Bu da Ermenilerin yaptığı insan hakları ihlallerinden bir tanesidir. Diplomatik belgeler yeni sorunlar ortaya çıkarabilmiş. Ve diplomatik belge olarak tehcir kanunu söyleyebiliriz. Göçe sebep olmuş. Bu da yeni bir takım sorunları ortaya çıkarmıştır. Mezhep çatışmaları uluslararası sorunlar doğurmuştur. Yukarıda bir mezhep çatışmasından bahsedilmiyor. Doğru cevap B seçeneği.